Ahmet Kekeç, Eren Erdem'i alın, örgüt çözülür. Dokunulmazlık zırhına sahip CHP milletvekili Eren Erdem hakkında fezleke hazırlandığı haberini aldık. Çok mutlu olduk. Bu fezleke meclise ulaşır ulaşmaz HDP'lilere ait fezlekelerle birlikte hemen ve tabii öncelikli olarak işleme konulmalı. Adı geçen milletvekillerine yargı yolu açılmalıdır. Hayır, Eren Erdem İran-Türkiye savaşında İran'dan yana olurum dediği ve ülkesini dışarıya jurnallediği için suçlanmıyor. Konumuz Karşı Gazetesi. Bu gazete biliyorsunuz Sol Gazete iddiasıyla yayın hayatına başlamıştı. Ama ilginç bir durum oluştu. Solculuk iddiasıyla çıkan gazetede solcu diyebileceğimiz bir tek kişi yoktu. En solcuları piyasanın sağcı olarak tanıdığı Serdar Akinan'dı ki bir zamanlar çalıştığı akşam gazetesinde içinde kan geçen yazılar yazıyor, orduyu kanlı bir müdahaleye çağırıyordu. Hadi solcuyu geçtik, karşı gazetesinde solculuk da yoktu. İnsan ayıp olmasın diye arada sırada emek, grev, sendika, işçi hakları filan der. Bunlar da yoktu. Bir tarihte bu duruma dikkat çeken bir yazı yazmış. Ne biçim sol gazetesiniz siz diye sormuştum. Eren Erdem Efendi genel yayın yönetmeni sıfatıyla köşesinde cevap verdi. Daha doğrusu küfretti. İddialarımı tekrarlayınca bu kez mahkemeye koştu. Hakkında iki adet ceza davası açtı. İddialarım bunlarla sınırlı değil de elbette karşı gazetesinin en önemli misyonu cemaatin temin ettiği tapeleri ve illegal kayıtları yayınlamaktı. Bu görevle kurulmuştu. Görevini tamamlayınca da kapatılmıştı yahut kapanması sağlanmıştı. Eren Erdem'in cevaplaması gereken ilk soru şuydu. Niçin apaçık bir paralel organizasyonu olan karşı gazetesi oluşumu içinde yer aldınız? Peşinden diğer sorular kuruluş aşamasında kimi cemaat yetkilileriyle, CHP'den kimi isimleri, bir genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu olabilir mi? Bir araya getirdiniz mi? Birlikte toplantılar düzenlediniz mi? Bu toplantılara hangi yazarlarınız katıldı? Bu yazarlardan bazıların için sonradan gazeteyle yollarını ayırma gereği duydu. Solculuk iddiasıyla yola çıkan, sol kamuoyundan da destek gören gazeteniz niçin sadece tape yayıncılığına yöneldi? Büyük çoğunluğu suç ihtiva eden kayıtlar ve ilaveten gizli telefon görüşmeleri hangi muhtemet el tarafından gazetenize ulaştırılıyordu? Pizza kutusu iddiaları doğru mu? Daha da önemli soru şu, bu gazetenin finansörü sadece Turan Ababey midir? Gazetenin finansörü olarak tanıtılan Turan Ababey, bir televizyon kanalında şu itiraflarda bulunmuştu. Kendimi gazetenin finansörü zannediyordum. Değilmişim. Beni kandırıp paramı aldılar ama gazetenin arkasında başka güçler vardı. Gazeteyi çıkaran kadro cemaatle işbirliği halindeydi. Ben de bu olayın mağdurlarından biriyim. Bunlar bir gazetecinin merakı çerçevesinde kalan sorular. Muhtemeldir ki paralel yapı soruşturmasını yürüten savcıların da cevabını merak ettiği sorular vardır. Çünkü cari operasyonun en önemli ayağını karşı gazetesi oluşumu oluşturuyor. Örgütün çökertilmesi ya da çözülmesi. Büyük ölçüde bu gazeteyle ilgili iddiaların aydınlatılmasına bağlı. En azından savcılar bu görüşte. Eren Erdem karşı serüvenini sonlandırdıktan sonra CHP'ye katıldı, milletvekili oldu ve dokunulmazlık kazandı. Dolayısıyla sorulardan kurtuldu. Bunun nihai kurtuluş olmadığını bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hakkındaki fezleke meclise ulaşır ulaşmaz derhal işleme konulmalı, dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Bir durumun vuzuha kavuşturulması için bu şart. Belki de suçsuzdur. En azından suçsuz olduğunu, sadece gazetecilik cehdiyle bu işlere bulaştığını öğrenmiş oluruz. Ahmet Kekeç Star